Herkese merhaba, selamünaleyküm. Bu güzel güneşli pazar gününde beraberiz. Arkamda A6 var. A6'yı inceleyelim. İkinci el bir araç. Makyaj geldi bunun üzerine. 2012 model A6, 2000 dizel. Fakat özel bir araba, çok hoşuma gitti. Otocenter'ın aracı. Yaşar Bey sağ olsun bana hafta içinde WhatsApp'tan mesaj attığı zaman özelliklerine göz atınca iştahım kabardı. Çok hoşuma gitti. Rengi de şık bir araç. Büyük jantları var. Beraberce bakalım. Arabada çok oyuncak olunca böyle bir dışarıdan da göstermiyorsun diye kızıyorsunuz. Bir dışarıdan bakalım. Ondan sonra içine geçeriz. Jantlar 19 olması lazım. Önce onunla başlayalım madem. Gözümü alan jantlar oldu. İlk 245-40-19. Dizaynı hoşuma gitti. E sınıfı araçlarda daha çok böyle standart oluyor. 17 ve böyle çirkin jantlarla geliyor. Ve çokça da satılıyor. Çok kızıyorum. A6'da da o tarz jantlar görüyorum. Hep böyle ufak 17. Böyle özel jantlı olmasa hoşuma gitti. Önden çeker bir araba. 2012 model dediğim gibi. 2000 dizel. Arkada şöyle çift çıkış yapmışlar. 177'lik model bu. Şöyle şurada folyolar var. İlk sahibi hassas bir insanmış. Folyoya kaplatmış arabayı toptan. Ön tarafında falan folyolar varmış. Tabii satılacağı için bazıları sökülmüş, bazıları temizlenmiş. Güzel bir araba. Ön tarafa göz attığımız zaman bu dizayn çok değiştirmedi Audi. Bunların 2015'ten sonra gelen modelleri var. Biraz daha agresif ön tamponu var. Hatta acaba S-Line mı falan dedim. Ama yani güzel yapmışlar. S-Line'a da gerek kalmamış bile diyebilirim. Güzel büyük bir jantla makyajları çok iyi duruyor ama bu kasadaki şu Matrix LED farları da ben hastayım. Nadir bu. Çok şık gözüküyor. Her bir merceğin arkasında farklı farklı LED üniteleri var. Karşıdan gelen trafiğe göre onların gözünü karartmasın diye bu lensler dönüyor, iniyor, kalkıyor. Şık bir teknoloji. Alt tarafta adaptif cruise control var bu araçta. Onların sensörlerini görüyorsunuz. Sis farı yok. Onun yerine bunlar var. Bu da biraz bir hafif radikal bir tasarım bence. Asıl şeylerden biri de burada gece görüşün kamerası var. Gece görüşün kamerası kirleniyor tabii. Kirlenmesin diye de buraya bir şey koymuşlar. Püskürtücü, far yıkama gibi kameranın önünü yıkıyor. Çok şık, çok hoşuma gitti. Ünitesinden bahsedelim. Arabanın içine geçeceğim. Tabii ki keyless var, kilitledi. Şimdi açınca bir ses duyar mıyız? Umarım ki duyarız. Açıyorum. Neyse, airmatik var arabada. Az önce ben binmek için açtığımda yükseliyor galiba binerken. Bir hava sesi geldi. Kompresörün artık havasını mı alıyor? Veyahut da sistemin içindeki fazla havayı mı alıyor bilmiyorum. Şurada da siyah noktalar gözüme çarptı. Aynalarda şerit takibin uyarıcı ledleri bunlar. Arabayı sürerken görürüz büyük bir ihtimalle. Motorunu göstereyim. 177'lik ünite. Teknik, yani şasesine girip bakmadım ama teknik bilgi multitronic CVT olduğu yönde. Doğru mu bilmiyorum. Çok az şöyle bir dolandım. Daha tam kullanmadım arabayı. CVT gibi geldi bana hissi. Yolda öğreneceğiz. Yani internete baktığımda CVT diyor. Multitronic daha doğrusu. Yani CVT'den kas. Sürekli değişken geometrili şanzıman. İşte iki tane koni var. Neyse. 177'lik 380 torkluk makinesi var. 8 küsür saniye 0-100'ü. Hiç fena değil. Bu motorlar daha güvenilir diyorlar. Yenileri biraz daha oyuncaklıymış. Fakat bir tık yakıt tüketimi fazlaymış 190'lık versiyona göre. Bu çok önemli değil. İçine geçtiğimiz zaman koyu renk bir tema hakim. Parlak ahşap ve krom detaylar şık. Bagaj açma düğmesinde klasik Almanların konumlandırılmış. Bu elektrikli Audi A4 testinde bahsettiğim elektrikli çocuk kilidi. Sadece cam değil, kapı dahil bunda da var. Bu güzel. İçine binelim. Audi'ler içine binince gerçekten insanı tatmin eden araçlar. İnsanın hoşuna gidiyor. Koltuk, telefonumu alayım. Koltuklarından önce bahsedeyim. Çünkü çok rahat koltukları var. Standart Audi böyle midir bilmiyorum. Buna konfort koltuk diyebiliriz BMW'deki. Tam karşılığının adı nedir bilmiyorum ama normalden daha rahat koltuklar. Hava veyahut da işte hava şeyleri var tabii. Masaj yapıyor işte bel çıkıntısı. Burayı, şu yanları, burayı,
şu alt tarafı öne doğru ittirerek ayarlayabiliyorsunuz. Sırt tarafı dört yöne ayrı ayrı ayarlanıyor. Ve masaj özelliği var. Gördüğünüz gibi delikli deli soğutma da var. Ben bunu size şöyle göstereyim. Audi A6'nın bu versiyonunda şeyler var. Gördüğünüz gibi girip çıkabilen bir ekran var. Şu tuşla kapatıyorsunuz. Bu ekran ben bugüne kadar çok kurcalama şansı bulmamıştım. Gayet eğlenceli bir ekranmış. Şey kapatalım. Şimdi böyle tuşlar var. Bu ayar tuşları. Bunlar klasik. Bu koltuk menüsünü ayarlıyor. Şu da masaj. Size daha fazla işkence etmeyeyim. Masaja bastığım zaman şöyle bir şey çıkıyor. İşte omuza mı yapayım? Şu an omuz masajı yapıyor. Şu tuşlarla ne çeşit masaj istediğinize karar veriyorsunuz. Güzel bayağı masaj özelliği de. İşte bel desteği, işte omuz vesaire. Omuz masajı yapsın. Onlarca az önce dediğim gibi bunu ileri geri itebiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuzdur hareket ettiğini. Onlarca şey hoşuma gitti ekstradan. Sırtı tabii ki biliyorduk yani sırt tarafının ayarlarını ama koltuğun taban kısmındaki kenar çıkıntıların da ayarlanabilmesi bence güzel. Yani ekstra bir şey geldi bana. Bel kısmı zaten standart. Koltuklarımız da böyleydi. Özelliklerden bir tanesi Bose ses sistemi. Bose güzel bir sistem. Ben telefonumu bağlayıp baktım. Yaşar Bey sağ olsun bana bıraktı arabayı bir süre. Bayağı başarılı. Çok hoşuma gitti. Yani şık bir özellik. Gece görüşü muhtemelen şeyde göremeyeceğiz. Arabayı sürerken. Bayağı zoom da yapıyor. Önde Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Ta oraya kadar görebiliyor. Şu parlayan kısımlarda işte gölgede kalan koyu yerler. Yani infrared kamera gece görüş şeklinde gösteriyor. O çok şık. Onun harici Audi değişik bir işte dizayn felsefesi var. Sis farı yok ama farların galiba yağmur modu var. Burada böyle değişik eğlenceli bir görüntü göstermiş. O modu alıyor. Adaptive Cruise var. Şuradan set işte ayarlayabiliyorsun. Şey diyor araba D modunda olması gerekiyor diyor. Onu şeyde gösterir sürüşte. Bu şerit takip. Anladığım kadarıyla. Bu kör nokta asistanı. Buradan açıp kapatabiliyorsun. Şöyle yandı. Şık bir görüntü. Acaba şöyle devrede galiba. Devrede olsun. Bakarız. Şeritte tutuyor dedi de aynı zamanda Yaşar Bey. Ona bakarız. Soğutmalarımız var. Hoşuma giden bir özellik de klima ile ilgili ayrıntılı şeyler gösteriyor araba. Bir de arabayı ben çalıştırayım. İçerisi sıcak oldu. Ayrıntılı ekranda gösteriyor. Bu da hoşuma gitti. Şeyleri standart işte. Nikel aş kaplı bir torpido gözü ayağı var. DVD'miz burada. 2012 olduğu için media interface var. Ha bir de bak burası çift. Şuraya basınca burada var. Buraya basınca alt taraf açılıyor. Bir de bir fan sesi duyuyorsunuzdur. Koltuk soğutma o. Şimdi onu biraz kısayım da bizi rahatsız etmesin. Media interface demiştim bu. Media interface kablosu ama her yerde bulunabiliyor. Yani USB ve AUX yerine buraya bir kablo alıyorsunuz. O USB ve AUX oluyor. 12 volt. Onun harici. Bakın burada bardaklık kameralar, şeyler falan var. Telefonu buraya koyarım ben. Ben arabayı sürsem herhalde şöyle mi koyarım? Olabilir. Fena değil. Burası ben çok aşina değildim. O yüzden size göstermek istiyorum. Şimdi mesela menüde bununla dolaşıyorsunuz. Tamam mı? Atıyorum araba menüsüne girdiniz. Şu dört köşede individual ayarla kullanım kılavuzu yükselt gibi şeyleri görüyorsunuz. Şu tuşlar onlar. Mesela ben yükselt diyeceğim şimdi araba yükselecek. Bakalım. Şimdi önce bir arkayı kaldırdı. Evet. Yani şeyde gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an kalktık. Şimdi alçalt diyor. Alçalta basıyorum. Hava sesi duyar mıyız? Yok, ne yazık ki duymuyoruz. Havalı süspansiyon olduğu için böyle yükseltme, alçaltma yapabiliyorsun. Sürüş modu da tabii var bu araçta. Sürüş modunda işte konfort ayarladığınız zaman muhtemelen şimdi hafif yükseltecek. Konfort da yumuşak bir sürüş sağlayabiliyor. Bu arada ben masajı kapatayım ya. Yeter. Yani bu sistemin olayı buymuş. Ben çok bilmiyordum. Hani dört köşedeki tuşlar böyle. Bu sadece dönüyor ve üstüne basıyorsun. Arabanın
Comfort Eco'sundan tut radyoya kadar buradan ayarlayabiliyorsun. Dokunmatik özelliği yok. Ama buradan arabayı yükseltebiliyorsun. Hem de radyoda yapabiliyorsun. Tüm fonksiyonları bir yerde toplamışlar. O hoşuma gitti. Araba menüsünde kullanma kılavuzu sunuyor. Kar sistemi diyor. O neymiş? Ha, süper. Arabadaki bu asistan sistemlerine buradan da bakabiliriz. Park sensörü, gece görüş, şehir içi frenleme asistanı. Yani Mercedes'lerdeki şey, BMW'lerde de opsiyonel o. Şehir içi frenleme sistemi gelmiş. Side assist muhtemelen işte şerit takip ve kör nokta. Aktif, aktif lane assist pardon, şeritte tutma. Diğeri kör nokta. Gece görüş de var dedik. Adaptif sabitleme de var dedik. Bunlar da güzel özellikler. Navigasyon var. Navigasyonu şuradan da görebiliyorsunuz. O çok şık. Ama galiba yeni versiyonlarda burada şeyi gösteriyor. Şu haritayı burada da görebiliyorsunuz. 2012'de var mı bilmiyorum. Bu ekranda ne istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte destek, bu asistan sistemi, dijital hız göstergesi, şu tuşa basıp yol bilgisayarı diyorsunuz. Yol bilgisayarı da şeydeki standart Volkswagen'lerde. İşte şu an ne yakıyoruz, kaç dakika, tarih, sürüş mesafesi, kısa süreli hafıza, uzun süreli. 2800 kilometrelik ortalaması 8.6'ymış. Şehir içi büyük bir ihtimalle. 90 küsür binde bir araç. Gayet şık. Sunroof'umuz var. Şöyle arkasını kaldırıyor. Sunroof perdesi anladığım kadarıyla elle. Hani LED 2012'ye göre çok iyi. LED aydınlatmalar falan var. Yani teknolojileri güzel. Çünkü 2012 premiumlarda bazı özellikleri göremiyorsunuz. Kararan aynanın şöyle tuşlu olması da biraz retro bir şey ama o güzelmiş, fena değil. Bir de hani eleştiri olarak, lüks eleştirisi şuradaki şey. Elle, hani elektrikli bir direksiyon kontrolü yok. Bunları belki eleştiririz. Arabanın arkası da güzel. Motoru stop edeyim. Arkaya oturalım bir de. Sonra da sürüşe geçelim. Arkada da delikli deri kullanmışlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Arka ısıtma ve arka klima kontrolleri de var. Bu da güzel bir şey. Bagajı vakum da var arabada bu arada. Onu da göstereyim. Yani bunlar güzel özellikler. Hop. Bagaj şey var mı? Comfort Access bir bakın. Cebimizde şey. Varmış evet. Bu süper bir özellik. Bagajı yeterli. 560 yanın, 560 litre yanıyorum. 530 mu? Öyle bir şey. Tuşla kapatabiliyorsunuz. Ayakla kapanması lazım. Bu modellerde var mı? Yok. Güvenlik özelliği de olabilir. Olsun. Anahtardan kapanıyor. Süp. Basılı tutmam gerekiyormuş. Pardon. Bagajı yeterli. Kancaları falan var. Ya. Pardon. 7'de biz şeyi ayarladık. Yani bir kere basman yeterli. Bunu da güvenlik için basılı tutman gerekiyor. Sürüşe geçelim. Unuttuğum bir şey var mı? Bilmiyorum. Bose ses sistemi var ama Bang & Olufsen tarzı alırsanız arkada yer kurtarıcı stepne var. Stepnenin yanında bas woofer geliyor. Bose'da gerek duymamışlar ama basları güzel. Hoşuma gitti. Yani görüntü iyi. Görüntü diyorum. Ses hoşuma gitti yani. Şık. Krom detaylar. Binerken şu kenarları indiriyor. Bindikten sonra kaldırıyor. O mesela 7'de olan bir özellik benim. Bunda olması hoşuma gitti. 3 kolu değiştirilebilir mesela bu araba alınırsa direksiyon. Halıları daha koyu. Böyle acı kahve diyorlar Passat'larda. Halıları ve plastikleri acı kahve. Üstleri bej olması da şık. Gerçek deri zaten kullanılıyor. Bu şekilde güzel bir araba. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Kameralarımı kurayım. Sizinle buluşalım. İlk çalışması nasıl bakalım? Ekranın çıkması da o da retro bir şey ama güzel. Yani görüş şey yapmak istemediğin, görünmesini istemediğin zaman tık kapatırsın gece sürüşlerine falan. Müziğimizi kapatalım. Eğlenceli olabilir. Evet, yola çıkalım. Klima otomatikte. Aynen. Konfortaymış zaten. Bir de yükselte basalım. Şimdi olabilecek en yumuşak ayara getirdim. Jetta bir hatalı sollama geçirelim. Şimdi olabilecek en konforlu ayarda. Yaşam kentte burası hafif arka bir yol. Biraz daha konforsuz bir yol. Air hakikaten işini iyi yapıyor. Çünkü burası
kötü gerçekten. Hakikaten. Şunları neredeyse hiç hissetmiyoruz. Havalı süspansiyon güzel canım. Yani elektrikli ayarlılardan artısı işte şu şeyler. Ekstra konfor. İyice yükselmiş haldeki modu. Hissediyorsun ama yol o kadar kötü ki sanki hiçbir şey yokmuşçasına işine devam edebiliyorsun. Yani bu gerçekten konfor hissini, lüks hissini artıran bir şey. Aynı zamanda da yani kullandığın bak mesela o kadar yavaşlamak zorunda kalıyor. Senin umurunda değil. Neden? Çünkü süspansiyon arabaya hiçbir şey aksettirmiyor. Havalı şu an 100'e sabitledim. Yavaş yavaş çıkıyor. Çok şık. Önüme bir araba girdi. Fark edecek mi? Aynen. Fark etti. Kendi yavaşladı. Şimdi tekrar hızlandı. Çok güzel. Hız sabitleme tuşunun üzerinde de mesafe ayarı var. Yani mesafeyi kısa veya uzun tutabiliyorsunuz. Yani bu da güzel bir özellik. Şanzımanla ilgili şüphem var demiştim. Multitronic. Yani çok iyi adapte edilmiş bir CVT şanzıman. Hiç fena değil. Güzel. Çok tercih edilmez ama güzel yani. Resmen bir çift kavrama gibi dereceleri vesairesi çok şık. Vitese bakayım 8 ayar var. Yani 8 tane manuel vites modu var büyük ihtimalle. Yani güzel ya, seviyorum ben bu şeyi. Bakayım şimdi şeritten çıkmaya çalışayım. Bakalım ne yapacak. Hop! Çık! 2000... Asistansları seviyorum. Her zaman denk gelmediği için size bunları göstermek istedim. Şeritte de yani bak itiyorum. Kendisi şeride sokuyor. Yani sessizlik açısından mesela bak kör noktayı görebiliyorsunuz umarım. Çok güzel. Kör nokta uyarısı da çalışıyor. Çok şık bir şekilde. Onu buradan kapatabiliyorsunuz. Oyuncaklar bu kadar. Freni de gördünüz araba önümüze girince. Neyse. Şeyden bahsetmek istiyorum. Kaan'la da son zamanlarda verdiğimiz bir tartışma. Volkswagen'e göre işte C sınıfında, D sınıfındaki farklar Audi ile Volkswagen grubu arasında var hakikaten ama ya muazzam aşırı değil. Fakat bu sınıfta biraz hissediliyor. Yine Passat hissi var büyüklük olarak falan. Passat'a çok benziyor. Ama yani içeride size geri dönüşü, koltuktan geri dönüşü, direksiyondan geri dönüşü, kulağınıza geri dönüşü, dokunmanıza geri dönüşü bunun biraz daha premium. Yani verdiğiniz parayı biraz daha çok hak eden bir araba Volkswagen'e göre. Bu hep verilen bir tartışmadır Audi'ye göre. Veriyor. Araba modunda şimdi Dynamic'i alacağım. Vites küçülttü hemen. Dynamic'te bir de tabii bu hızda şeyi ayarlayamıyor ama alçağı aldı. Şanzımanı spor moduna alalım. Hız sabitlememizi kapattık. Bir çıkalım bakalım. 90'dan uzadım ama yokuş aşağı. Şeritte tutuyor. Onu nasıl kapatacağım onu. Şimdi CVT sabit bir devirde tutup bizi hızlandırıyor. 160, 170, 2000 dizel ünite hiç fena değil. 180, yani gayet iyi. 190, bakalım. 200, çok az ses var ama arabanın yola oturuşu gerçekten şık. Kararlı. Hiç fena değil. Audi kullanmayı çok istiyordum bunu. Acaba nasıldır diye. O da çok süper denk geldi. Tam da üzerine denk geldi. Kanalımızda böyle bir videoda olsun. 2000 dizel önden çekiş. Bayağı bir dolu Audi A6 hakkında fikirlerimiz de böyle. Umarım siz de elenerek izlemişsinizdir. Ve almayı düşünüyorsanız neler var neler yok bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Daha güzel videolarda karşınıza gelmek üzere. O güne kadar kendinize iyi bakın. Güle güle.